Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitim videomuzda Snapseed'i anlatacağız. Snapseed'de fotoğrafı nasıl düzenleyebiliriz? Renklerini nasıl daha orijinaline benzetebiliriz? Bunları anlatacağım. Ücretsiz bir uygulama. Hem Android hem iPhone App Store ya da Play Store'dan ücretsiz olarak diğer uygulamaları indirdiğiniz gibi bu uygulamayı da indirebilirsiniz. Çok kolay. İndirdikten sonra şimdi Snapseed'e tıkladım. Açtım. Şimdi siz ilk defa yüklediğinizde bir artı işareti çıkacak. Artıya bastığınızda galerinize gidecek. Şu anda galerime geldi. Cihazdan aç dersem bütün galerimi görebilirim. Otomatik olarak son çektiğiniz fotoğrafı zaten buraya getiriyor. Ben şimdi bir takipçimin bizim eğitim grubumuzdaki arkadaşımızın sayfasından aldım. Alvera Tasarım, burada ismi de yazıyor zaten. Ekran resmi aldım. Bunu bir de ben düzenleyeceğim mesela. Şimdi şöyle yapıyoruz. Görünümler dediğimizde otomatik değişimler yapıyor. Portre. Ondan sonra şimdi mesela bunu nasıl değiştin? Portrait'i tıkladım. Üzerine basılı tuttuğumda orijinal halini görüyorum. Elimi çektiğimde değişmiş halini. Son yazan dramatik özellik mesela, bakın. Tıkladığımda, basılı tuttuğumda orijinal halini görüyorum. Elimi çektiğimde de son halini görüyorum vesaire vesaire. Bu şekilde bir sürü seçenekler var. Siyah, beyaz, daha az, daha koyu gibi. Şimdi ben genelde çarpıya basıp bundan çıkacağım. Bu da bir kolaylık. Araçları seçtiğimde bir sürü özellikle karşılaşıyorum. Bir sürü ince ayar var mesela. Bir sürü seçenek var. İnce ayarı elden geçirelim. Şimdi yukarı aşağı yaptığımızda direkt ekrana dokunup yukarı aşağıya bir sürü seçenek var. Mesela parlaklıkta kaldım ben. Sağa ve sola gittiğimde bunun ölçüsünü ayarlayabiliyorum. Mesela parlaklığını arttırdım. Geldim, kontrastını arttıracağım. Daha belirgin olsun istiyorum mesela. Doygunluk. Bu renk tonunu değiştirir. Sağa geldim, sola gittim. Tıkladığımda bu tarz bir değişime doğru gidiyoruz. Ortamın ışığını ayarlayabiliyoruz. Daha beyaz, aydınlık istiyorsanız böyle. Koyu alanlar. Sıcaklık. Bu da tonlamayla alakalı bir şey. Şimdi okey dedim. İnce ayardan bütün özellikleri yapabiliyorsunuz. Okey dedim. Tekrar araçlardan bu resmi kırpacağım. Şuradaki hoşuma gitmedi. Sol köşedeki şey mesela, bir parça resmi kırpacağım. Okey dedim. Araçlardan yine bir çerçeve ekleyelim mesela. Çerçeveler neredeydi? Çerçeveler en alttaymış. Şimdi burada çeşit çeşit çerçeve var. Bakın, bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bence bu olsun. Otantik. Eski. Film şeridi. Çok çeşitli seçenekler var arkadaşlar. Ama şu ilk gördüğümüz, şu benim hoşuma gitti sanki. Veya bu. Şu olsun, biraz oynama yapalım. Okey diyorum. Bu seçeneği yaptım. Tekrar araçlar dedim. Vinyet yapalım. Biraz etrafını koyulaştıralım. Burada ön plana çıkmasını istediğim nedir? Mesela ben hangi ürünü satıyorum? Atatürk portreli bir takı. Noktayı getirdim. Aydınlık olmasını istediğim yer bu nokta yani. Yukarı aşağıya yaptığımda iç parlaklık, dış parlaklık seçiyorum. Sağa sola getirdiğimde karanlık ya da aydınlık olacak. Bu şekilde yapabiliyoruz. İçini aydınlatabiliyoruz. Biraz daha açalım dış parlaklığını. Hafif yaptım. Bakalım. Dokundum. Aslında böyleymiş.
Biraz böyle bir netlik verdik arkadaşlar. Okey dedim. Sonra araçlardan dramatiği anlatacağım. Onu başka bir fotoğrafta anlatayım. Mesela bunda herhalde yeterlidir. Bu resim için. Dışa aktar dediğimde fotoğrafı paylaşıyoruz. Galerimize aktarıyoruz. Dışa aktar dedim. İsterseniz direkt olarak bazı sosyal mecralarda paylaşabilirsiniz. Galeriye kaydedebilirsiniz. Orijinal resim kalsın, ben onu da daha sonra başka düzenleme yapacağım derseniz bir kopyasını kaydediyorsunuz. İki seçeneğiniz oluyor. Ben mesela bir kopyasını kaydetmek istiyorum. Bunu kaydettim. Bir de dramada nasıl olduğunu göstereyim. Mesela bunda drama yaparsak nasıl olur? Böyle masalsı bir tarafı olur. Bunu da filtre yoğunluğunu azaltıp arttırabiliyoruz, doygunluk. Mesela tekrar kaydedeceğim. Drama, dramatik haliyle dışa aktar diyeceğim. Bir kopyasını kaydet diyeceğim. Tekrar bir kopyasını kaydettim. Onun dışında bir tane de, gerçi sanırım bu fotoğrafta aslında tamamen anlattım. Ama yine kısaca sadece dramatik yaptığımda ne olduğunu göstermek istedim. Çok fazla soru geliyor o konuda. Aç diyelim. Zaten kaydettik. Mesela bir tane kaktüs resmi bulalım. Şu kaktüsü, balkonumdaki kaktüsümden bir tane çektim. Şimdi bu haliyle araçlar dedim. Ton kontrastını kullanalım. Kurcalayarak, bunda bir değişiklik görmedim. Dramatiği kullanalım. Dramatik yaptım. Bakın biraz masalsı bir taraf oldu. Filtre yoğunluğunu arttırıp azaltabiliyorsunuz. Doygunluğu da ben azalttığınızda biraz daha solgun, ama böyle masalsı bir tarafı var. Ben birazcık renkli olmasını istedim. Kendi orijinal rengini görmek istiyorum çünkü. Okey dedim. Araçlardan şöyle etrafını biraz deminki gibi süslemek istiyorum. Vinyeti kullanıyorum. Şu kısmı, bu küçültülebiliyor bakın. Şu kadar bir kısmı ben almak istiyorum derseniz küçültüp büyütebiliyorsunuz. Dış parlaklığı epeyce yaptım. Ön plana kaktüsün çıkmasını istiyorum. Sonra yukarı çektiğimde iç parlaklığını arttırıp azaltabilirim arkadaşlar. Okey dedim. Şimdi üzerine tıkladığımda orijinal halini görüyorsunuz. Bu da dramatiği kullandığımda, bunu kesebiliriz. İşte daha güzelleştirebiliriz. Ben böyle bir resim çektim diyelim. İşte fırsatım olmadı vesaire, kırptım. Kırpacağım. Böyle kullandım diyelim. Okey dedim. Araçlar. Şu genişleti hiç kullanmadım. Acaba nasıl olur? Buna ihtiyacım yok şu anda. Araçlar dedim. Ne yapacaktık? Çerçeve ekleyecektik. Buna da farklı bir çerçeve ekleyelim. Deneyebiliyoruz çerçeveler. Bu çerçeve olsun. Arttırıp daha da çerçeveyi genişletebiliyorsunuz arkadaşlar. Ha, aynı zamanda metin de ekleyebiliriz. Metin ekleyelim. Burada kalıplar var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Bakıyorum, bakıyorum. Konuşma balonları var. Bunu kullanalım. Bunları da netleştirip şöyle yapalım. İki kez tıkladım. Keşke ben de yapabilsem, yazacağım. Yapabilsem.
rengini ayarlayabiliyorsunuz, şeffaflaştırabiliyorsunuz. Hani tam tersi olabiliyor mesela. Şöyle yapalım. Büyütebiliyoruz. Bakın. Şu sağ alttaki tam ortadaki damlaya bastım. Tam tersi dediğimde ister kaktüsü yani şöyle istediğiniz yere alabiliyorsunuz. Bir sürü şekiller vardı gördünüz. Damlaya bastım. Tersi dediğimde aslında şöyle büyüteyim şunu. Ve rengini ayarlayabiliyorsunuz. Ne yapmak isterseniz. Yeşil olabilir, sarı olabilir. Bakıyoruz pembe, koyu. Böyle deneyebilirsiniz. Çok fazla seçenekler var arkadaşlar. Yani bizimki yine beyazda kalsın. İsterseniz değiştirebiliyorsunuz. Burada bakın seçenekler var. Şeffaflaşıp netleştirebilirsiniz. Yazıyı değiştirebiliyorsunuz. İşte böyle. Okey dedim. Bunu da dışa aktaralım. Bir kopyasını kaydedelim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler.